Yurt dışında da bazı testler yapılıyor okullara başlamadan önce. Çocukların zeka seviyesini ya da işte kapasitelerini ölçmek için yapılan bir okul öncesi testler oluyor. Bazı çocuklar da işte yeterince Almanca bilmiyorlar mesela. Onlara işte ergoterapiler, dil terapistlerine vesaire gönderiyorlar. Aslında biz burada terapistlerle ya da dil bilimcilerle konuştuğumuzda burada yanlış bir teşhisten yola çıkıldığını söylüyorlar. Ama size de sormak istiyorum. Bu tür testlerin okullar için bir katkısı var mıdır gerçekten? Efendim olmaz olur mu? Tabii Türkiye'de de aynı sorun yaşandı. Yani zeka testini çocuklara mesela Çankaya'daki okulda uyguluyorsunuz. Hı hı. Mesela Mamak'taki okulda uyguluyorsunuz. Mamak'taki okulda çocukların hepsi geri zekalı çıkıyor. Öyle şey olur mu? Çok saçma. Evet. Yani o kültüre ve o dile uyarlanmamış testlerin hiçbir geçerliliği yok. Hı hı. Yani oradaki Alman tamam çok iyi psikolog olabilir. Yani Türkiye'de hakikaten mesela ne bileyim çocuğun kinestezyolojik zekasını yani ya da üç boyutlu zekasını değerlendirecek psikolog sayısı bir elin parmaklarını bilemediniz iki elin parmaklarını geçmez. Avrupa'da bunlardan dünya kadar var ama Almanca uyguladığı zaman testi sizin çocuğunuz direkt çöpte. Evet. Bunlar çok büyük hatalar ama sadece Almanya'da değil. Bu testler bizde de aynı hatalarla evet. uygulanıyor. Yani o coğrafyaya ve o kültüre uyarlanması gerekiyor testin. Hiç de kolay bir şey değildir biliyor musunuz? Hani psikologları suçlamamak lazım. Bunu niye yapmadınız diye. Bir üniversite psikoloji bölümünü yıllarca meşgul edecek bir şeydir o. Hiç kolay değildir. Evet. Yani ama bunlara para ve zaman harcamazsanız geleceğinize ket vurmuş oluyorsunuz. Yani geleceğinizi batırmış oluyorsunuz. Aslında potansiyeli olan çocukları da eleyerek sizin söylediğiniz kapıya çıkıyor. Geleceğinizi de bir yerde yok etmiş oluyorsunuz, evet. elemiş oluyorsunuz. Ya İbrahim Tatlıses'in lafını çok seviyorum. Yani evet. Gerçekten yani hani eğer şeyde Urfa'da Oxford olsaydı o da Pavarotti olurdu. Yani ama Pavarotti olma şansını biz ona tanımadık. Evet. Urfa'ya öyle bir okul kurmadık çünkü. Evet. Suçu bizim yani onun değil. Balıkları karaya ya da kuşları suya koyduğumuzda da büyük ihtimalle hüzünle sonuçlanacaktır. Çünkü kuşlar denizde yüzemez. İşte tam tersi de balıklar da karada yürüyemez. Herhalde tam da bunu tanımlamış oluyoruz. Yani çocuklar doğru yerde, doğru şartlarda test edilirse ancak doğru bir sonuç çıkar herhalde. Çok çok güzel bir tespitte bulundunuz. Üstüne bir şey söylemeye yok, bile gerek yok. Yok estağfurullah. Ben gerçekten şunu sormak istiyorum.